Bir önceki videomuzda sayılarda özel biçimlendirmenin nasıl yapıldığını göstermiştim arkadaşlar. YouTube kanalımda gördüğünüz videoyu dün yüklemiştim. Bugün ise dün söylediğim gibi devamını çekiyor olacağım arkadaşlar sizler için. Devam videomuzda neyi göstereceğiz arkadaşlar? Aslında tarih formatını nasıl yapacağımızı, farklı bir şekilde nasıl göstereceğimizi, negatif sayıları nasıl göstereceğimizi, milyar, milyon gibi uzun basamaklı sayıları nasıl göstereceğimizi veya metinlerde nasıl bir biçimlendirme yapabileceğimizi göstereceğim. Hemen hatırlamak adına dün ne yapmıştık? Veri tiplerimiz vardı arkadaşlar. Veri tiplerimiz pozitif sayılar. Yani bir veriyi biçimlendirirken sadece 4 çeşitten oluşabilir Excel'de bir veri. Ya pozitif bir sayıdır, ya negatif bir sayıdır, ya sıfırdır veya da bir metindir. Yani yüzdeler, tarih, saat gibi veriler de arka planda aslında bir pozitif sayıdır. Bunu istinaden custom format yani özel formatı kendimiz istediğimiz şekilde biçimlendirebiliyoruz. Dün değerlerin nasıl gizlendiğini veya gizlenen değerin yerine ne yazmak istediğimizi göstermiştik. Sıfır değerlerini nasıl farklı şekilde gösterebileceğimizi anlatmıştık. Sayılar yerine metin yazdırma nasıldı onu göstermiştik. Şimdi ise hemen başlayalım. Tarih formatlarını nasıl farklı bir şekilde gösterebiliriz? Şimdi şöyle bir tablomuz olsun. Şimdi biçimlendirmek istediğim alanı seçtikten sonra Ctrl 1 veya şurada gördüğünüz Home sekmesinin altında Number sekmesinin altındaki küçük ok işaretine basarak veya Ctrl 1 tuşlarına basarak bu özelliği açıyoruz. Şimdi burada biçimlendirmek istediğimiz alanda Custom'a geldikten sonra arkadaşlar bakın burada bu Excel'in diline veya kullandığınız bölgedeki dile göre değişebilir. Gün, ay ve yıl şeklinde bir biçimlendirme var burada gördüğünüz gibi. Yani G, AA ve YYYY 4 tane Y de 2020'yi ifade ediyor. Aralarda nokta var. Şimdi ben bunları istediğim şekilde değiştirerek formatımı şekillendirebiliyorum. Şöyle başlayalım hemen. Bakın, pardon İngilizceye gitti aklım. Gün ve 2 gün. Bakın bir tane G koyduğumda ayın kaçıysa onu yazıyor. Şurada görecekseniz 3. Bu da aslında şu an en üstteki satırı ifade ediyor. 2 tane G koydum. Boşluk bıraktım. Ay için bir tane ay koyarsam, A koyarsam 10. ay, 2 tane koyarsam yine 2 basamaklı olduğu için eğer 0 olsa başını 0 koyacaktı. 3.'yü koyduğumda ayın kısaltması, 4.'yü koyduğumda da ayın uzun hali gelir. Ay 4 harfli veya fark etmez 4 tane ay koyuyoruz. Bunu daha fazla koymanın hiçbir burada anlamı kalmıyor. Boşluk bırakıp yıl yazabilirim. Bakın 2 yıl 3.'yü koyduğumda bu zaten daha sonrası aynı şekilde devam edecek. Şimdi aralarına farklı şeyler de koyabilirdik. Bakın şöyle şunu tire koyarsam veya buraya da bir tire daha koyarsam formatım bakın ne hale geliyor. Şöyle büyütelim. Bu formata geliyor. Ben belki burada sadece gün veya ayları değil sadece ayı göstermek isteseydim. Bakın şöyle yapardım. Hatta şöyle yapardım. İki tane de Y koyalım. Ekim 2020 olacak. Okey dediğimde bakın burada aslında arka planda ay olmasına rağmen yani detaylı tarih olmasına rağmen benim görünen kısımda sadece ilgili ay kalmış oluyor. Değiştirip farklı bir şekilde yapabiliriz. Hemen şöyle farklı bir şey daha yapmış olalım. Ayların arasına bir de tire koymuş olalım ve ayı da iki basamaklı yapmış olalım. Bakın bu şekilde sadece ay da yapabilirdik. Belki böyle bir şeye ihtiyacınız vardır. Şöyle yaparsanız da sadece ay kalıyor buraya. Gördüğünüz gibi tarih seçenekleri arka planda görünmeye devam ediyor. Şimdi negatif sayıları farklı renkte, hatta tüm sayıları farklı renkte nasıl gösterebiliyoruz? Çok güzel bir özellik bu. Özellikle bunu dikkatli izlemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle ben eski haline bir getireyim. Şimdi seçtiğim alanda ben mesela burada negatif sayılarım var ve pozitif sayılarım var. Negatif sayılarımın kırmızı görünmesini istiyor olabilirim. Şuraya geliyorum. Şimdi custom'a geldim. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere öncelikle pozitif sayılarımı normal göstermek istiyorum. Negatif sayılarımı yani ilk göstermek istediğim kısma genel yazıyorum. Excel İngilizce ise general'da yazmanız gerekir. Gerekebilir burada. Genel yazdıktan sonra negatif sayılarımı kırmızı yazmak istediğim için şöyle
köşeli parantezle red yazıyorum. Sonra eğer sadece bu şekilde bırakırsam o alanı kırmızı yapar ve red'den sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Yani içinde bulunduğum bir sayı var bu. Sıfırları yine general diyorum. Yani genel, pardon, Türkçem benim. Enter'a basabilirim. Gördüğünüz gibi kırmızı yaptı. Aslında bu eksi, yani 10 ve 23 pozitif gibi görünse de eksi 23. Böyle anlaması zor ise başına negatif tire de koydurabilirdim. Bakın şurada red'den sonra bir tane tire koyarsam eksi 23 yapıyor. Hayır, ben parantez için almak istiyorum derseniz şöyle parantezi açıp bu hashtag işaretini parantez içine koyarım ve gördüğünüz gibi negatif sayıları kırmızı yaparım. Sadece kırmızı mı yapabiliyoruz? Hayır. İstediğimiz tüm renkleri yapabiliriz. Örneğin burada ben bunu da yeşil yapmak isteyeyim. Mesela arkadaşlar green yazdım ve şöyle yapıp OK dedim. Bakın pozitif sayılarım yeşil oldu. Ama çok açık yeşil oldu. Görüntüde de çok hoş değil. Bu yüzden Excel'in arkadaşlar arka planda renk kodları var. Hemen onu göstereyim. Bakın her rengin aslında bir kodu var. Şu an 4'ü kullandı. Çok açık yeşil olduğu için. Bakın şurada mesela 10 var. Bunu kullanmak istesem onu yapalım. Yani 10 derken şundan bahsediyorum. 10 kodu böyle bir koyu bir yeşile ait. Farklı tüm renkleri de burada görebiliyorsunuz. Koyu yeşili kullanmak isteseydim tekrar şuraya geliyorum. Bakın şurada green yerine color 10 yazıyorum. Yani 10. renk gibi bir şey yazmış oluyorum. OK'ye bastığımda bakın, umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz daha büyüteyim. Bu gördüğünüz gibi koyu yeşil oldu. Farklı bir renge çevirelim. Örneğin 49 demiş olalım. Şöyle tekrar geliyorum buraya. Şöyle geldim, seçtim. Buradan color 10 değil de renk kodunu 49 yaptım. OK dedim. Bakın burada rengi doğrudan değişmiş oldu. İstediğim şekilde formatlamış olabiliyorum. Şimdi büyük basamaklı rakamlara gelelim. Okuması oldukça zor gördüğünüz gibi bu rakamları, sayıları. Bazıları işte burada gördüğüm rakam şu an 27.015.730, işte burada 43.657.000.000 gibi bir rakam var. Daha kolay okunaklı hale getirmek istersem şöyle seçtim ve buraya geldim. Şimdi burada custom kısmında arkadaşlar şunu yapıyoruz aslında. Bizim binlik ayırıcımız ne arkadaşlar? Nokta. Bir tane nokta koyup bakın şöyle, pardon, düzeltiyorum. Önce bir sayı koymam gerekiyordu. Nokta koydum. Nokta deyip virgül koydum. Şimdi hashtag'imi koydum. Bir tane nokta koyarsam bakın şöyle yukarıda değişimi de görün lütfen. Önce noktamı siliyorum. Bir nokta koyduktan sonra sondaki 3 hanenin kaybolduğunu göreceksiniz. Ve dikkat edin, 730 olduğu için burada 5730 şu 4 hanesi son 3 haneyi yuvarlayıp bunu da 6 yapacak. Nokta koydum. Bakın doğrudan 1.3 tane basamağı kaybettirdi. Bir tane daha koyduğumda şu anda 6 tane sıfırı sildi. Yani milyon haline getirdi. Boşluk milyon içinde M demiş olayım. Bakın bu 27 milyon demek oluyor ki zaten benim rakamım da 27 milyon. OK'ye basayım. 27 milyon. İşte bu milyar olduğu için şu anda belki daha zor okunuşu var. İşte 43 milyon milyar aslında bu. Milyar şekline getirecek olursak buraya bir tane daha nokta koyarsanız burada da virgülden sonraki basamak hali bizim için önemli. Bakın şöyle bunu koyup iki tane daha şu hashtag'ten koyarsak aslında şöyle yaparsak da 0.23 milyon işte 4.37 M'yi değiştirmedik bu arada. Buraya bir ifade de yazabilirdik. Milyar diyebilirdik örneğin. Şöyle. Pardon. Aynen. Milyar haline getirdik. Yani bu ne kadar kullanılabilir bilemiyorum ama böyle bir özellik olduğu için de mutlaka bunu göstermek istemiştim. Son olarak bir metin ifadesi var. Diyelim ki böyle bir görev tablomuz var. Biz görevleri yaptıkça buraya bir yanına bir tik işareti koymak istiyoruz. Veya farklı bir sembol de koyabilirsiniz. Bir sonraki videomda buraya çok çeşitli semboller
koymayı nasıl yapabileceğimizi anlatıyor olacağım. Şimdi ben doğrudan bir tick, yani bunu internetten de bulabilirsiniz veya şurada insert ve sembollerden ekleyebilirsiniz bu tick işaretini. Şimdi ben istiyorum ki bu görevi hallettikçe, ben buraya satırları yazdıkça buraya yeniden başına bir tick koysun. Yani şöyle, bakın burayı seçtim. Home sekmesinin altına yine buraya geldim. Pardon, buraya gelmeden önce şunu bir kopyalamak istiyorum. Bu lazım olacak çünkü bana. Tekrar geldim. Buradan. Şimdi custom'a geldim. Şimdi arkadaşlar bu ne? Şunu koydum. Ve bunun ardına ben metnimi yazdırmak istiyorum. Şimdi sayılarda hashtag'ti. Metinlerde de şu et işareti arkadaşlar. Bakın zaten yapar yapmaz buraya kendisi oluşu koydu. Görüyor bana. Görüyoruz, gösteriyor bize. Okey dediğimde bakın. Bu görevi tamamladım gibi ifadeler koyuyor. Buraya yeniden bir şey yapalım. Ne diyelim? Notları paylaş diyelim. Bakın doğrudan bunu yazıyorum. Enter'a bastığımda başına doğrudan bu tick işaretini koyuyor. Notların paylaşılmış olduğunu göstermiş oluyor bana. Bu şekilde aslında gerçekten güzel bir görünüm de sağlamış olabiliyorsunuz. Umarım bunlar da faydalı olmuştur arkadaşlar sizlere. En çok şu konuyu kullanacağınızı tahmin ediyorum. Ben bunu sık sık kullanıyorum açıkçası. Bir sonraki videomda koşullu biçimlendirme yerine özel biçimlendirmeyi nasıl yapabileceğimizi ve bunun hakikaten arasındaki ciddi farkları anlatıyor olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.